Arkadaşlar Ege seyahatindeyim. Şimdi Pamukkale'ye doğru gidiyorum buradan. Şöyle yol kenarında ailemle bir mola verdim. Az aşağıda şurada bir su kenarında. Biraz taş altlarını karıştırayım dedim. Şöyle daha yeni yumurtalarını bırakmış güzel bir Camponotus buldum. Yumurtalarıyla beraber alacağım onu. Çünkü bu Ege yöresinden de bir karıncaya bakmak istiyorum. Bu arkadaşımızı sahiplendim. Bir de çevredeki arkadaşlarım diğer karınca kolonilerinde bir birlikte inceleyelim neler var neler yok. Evet, gözlerim beni yanıltmıyorsa arkadaşlar tam şurada bir camel spider var. Evet. Şöyle gösterebiliyor muyum? Bakın yakından çekeyim size. Zaten bu yörede denk gelmesem şaşardım. Şimdi güzelliğine bakın. Bir tam net şöyle güzel bir netleyebilir miyim? Evet. Bir tane de yeni uçuşunu tamamlamış Tapinoma kraliçesi buldum arkadaşlar. Onu da aldım. Onu size göstermiyorum şimdi. Göstermeye gerek yok. Tapinomam yoktu. Dediğim gibi bu yöreden olduğu için almak istedim. Yoksa Karadeniz yöresinde denk gelsem ki var. Almazdım büyük ihtimalle. Yine gezmeye devam ediyorum. Şöyle ilginç bir, çok minik bir türe denk geldim. Şöyle yakından çekebiliyorsam göstereyim size. Camponotus diyeceğim ama çok küçükler. Yani öyle bir içlerinde majör falan da yok. Şöyle hareket halindeler. Ben tabii çok eğilmem lazım yakından görmem için. Güneş de var. Ama belki videoyu edite hazırlarken türlerini çözebilirim ne olduğunu. Burada bir kraliçe uçuşunu tamamlamış ama sonrasında devam edememiş. Abdomeni kalmış sadece. Şöyle sarı çeneli, daha koyu abdomenli feduleler var. Askerlerini gösterdim size şurada. Gezinenler. Yaygın olarak. Ya aslında her türden var arkadaşlar. Yani hoş bir krematogaster kolonisi de gördüm. Onu kayda almadım. Yine denk gelirim belki. Siyah ama aberte değil. Uçuş yapmak üzereydiler. Kanatlıları çok fazlaydı. Yine denk gelirsem onu da çekeyim. Yeni bir yuva belli. Güzel bir Camponotus. Kraliçe muhtemelen şu delikten az aşağıdadır. Renkleri çok hoş. Daha böyle tam adam akıllı bir majörleri de yok. Buradan önce Şirince'de bir gece kampladım. Efes Antik Kenti'ni geçtim. Yakınlar zaten. Sonrasında da Bodrum'a gittim. O aralıklarda arkadaşlar Şirince ve Antik Kent'te aşırı sıcaklardan hiç aklıma içerik çekmek bile gelmedi. Yani size bir video çekmek. Vardı oralarda da güzel türler. Kusura bakmayın onları çekemedim. Bodrum'da da daha çok tatil kafasıyla gittiğim için oraya. Orada zaten çekmek istemedim. Orada bir işte şey peygamber devesi çekmiştim. Onu size göstereyim. Onun dışında orada farklı bir çekim yapmadım. Şimdi bakalım buradan sonra Salda Gölü ve kısmetse lavanta bahçeleri ve sonrasında bu Ege bölgesi, Ege ve İç Anadolu, Batı İç Anadolu diyelim. O kısımları kapsayan gezimi sonlandıracağım. Şimdi Burdur Gölü'nün yakınlarından geçiyoruz. Lavanta bahçelerine gideceğiz. Burada bir mola verelim dedik. Biraz da karıştırdım bölgeyi. Şimdi gösterme amaçlı aldım. Yuvalarına bırakacağım kanatlıları. Şurada mesela bir Camponotus kanatlısı var. Hemen şöyle abdomeninin tatlışlarını göstereyim size. Tekrar kaba koyup sonrasında tekrar yerine koyacağım. Çünkü henüz uçuşa geçmediler. Daha çok kuru. Şu abdomenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Harika. Şöyle yakından göstereyim. Güzel bir Camponotus. Ama tabii henüz döllenmemiş. O yüzden tekrardan aynı şekilde yuvasına bırakacağım onu. Sen şimdilik gir. Bir diğer kanatlı da arkadaşlar. Elime almayayım onu. Renklerini göstermeye gerek. O da messor. Messorlar da aynı şekilde. Muhtemelen yağmur bekliyorlar. Yağmurdan sonra burada yakın zamanda güzel bir uçuş olacak bu bölgeye.
Humestorlar ilginç bir tohum toplamışlar ama ne bu acaba yani? Hangi bitkinin şeyi acaba tohumu? Şuradaki tohumları az çok anlayabiliyorum. Küçük tohumlar, irili ufaklı. Ama şunları çözemedim. İlginç tohumlar. Şöyle bir tanesini şöyle elime alıp bir inceleyeceğim bakalım. Bunu bir bitkiden toplamışlar o kesin de. Ne ama bitki. Yani çevre civarda da bakındım çok da buna benzer bir şey de göremedim. Belki vakti zamanında topladıkları bir ürün şu an yoktur. Sert bir şey. Ama mesorlarda bu kadar iri bir tohum ilk defa gördüm. İlginç. Şimdi biraz daha ilerledim. Şu hızlı kata koşan kata işçisini dikkate almayın. Bakın. Burada da arkadaşlar az önce gördüğümüz o tohumlardan var ama bura bir yuva mı bilmiyorum. Yalnız yani buraya böyle dizildiklerine göre bunları buraya mesorlar getirmiştir ama şu an tam öyle sıcağı olduğu için belki de gördüğünüz şu kata dışında aktif hiçbir karınca yok. Arkadaşlar bunda sahipsiz gördüğüm şu şöyle mesorlarıma biraz topladım şuradan görüyorsunuzdur. Mesorlarıma topluyorum. Kendi mesorlarıma vereceğim bakalım. Şey yapacaklar mı? Beğenecekler mi? Şu şekilde fırça yardımıyla kaba toplayacağım. Kendi mesorlarımda bir deneyeceğim. Şimdi taşı kaldırdım. Şurada arkadaşlar bir formika kolonisi var. İşçilerin hareketlerinden görüyorsunuz formika olduğunu. Ancak şurada da netleyebiliyor muyum? Evet netledi. Bakın ölmüş sayısız siyah karınca abdomeni var. Bunlar arkadaşlar kamponotus da olabilir. Siyah formika türlerinden biri de olabilir. Siyah formika türlerinden birini belki de işte görüyorsunuz buradaki şu daha kızıl sırtlı olan formika türü istila edip öldürdü alanı ele geçirmek için. Ki şurada deliklerden çıkıyorlar zaten. Formikalar biliyorsunuz arkadaşlar köleleştirme, işçi alma, esir alma, kraliçeyi ele geçirme, işte kraliçeyi öldürüp yerine sahiplenme, tüm bu entrikalar Game of Thrones gibi yani bu formika türlerinde mevcut. Şimdi arkadaşlar bir taş daha kaldırdım. Aynı şekilde bakın yine kızıl ağırlıklı sırtı olan formika türleri ve yine siyah ağırlıklı ölmüş karınca cesetleri. Yani muhtemelen bu tür, bu formika türü arkadaşlarım herhalde işgalci bir tür. Benim anladığım bu buradan. Bu yörede sanırım işgalci bir formika türü. Güzellikler. Muhtemelen Eylül'de yağmurlu bir günde uçacaklar. Şimdilik taşın altında uçuşu bekliyorlar. Harikalar ya. Altyazı M.K.
Vallahi ya, insana bayağı alışmışlar abi. Geldiğin nasıl geliyor, görüyor musun? Aynen öyle. Aldı gidiyor, baksana. Yine bekliyorlar biliyor musun abi, ekmek atmanı? Yine bekliyorlar. Aç kalmışlar. Çok seçim ettim. Hadi gel sen bana yardım et.